Bavusa Belediyesi yıldızlı bir belediyedir. Çünkü ilkleri üreten ve Kıbrıs Türk Yerel Yönetim Hareketi'ne sunan, sadece Bavusa halkına değil bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına yeni hizmetler sunulmasında öncülük eden, abilik eden bir belediye durumundadır. Babam Bavusa Limanı'nda tek Türk gemi acentesi. Dolayısıyla benim çocukluk ve gençlik yıllarım Bavusa'da, Bavusa Limanı'nda geçti. Ben çocukluğumda kasaba Bavusa'yı, gençliğimde de Orta Doğu'nun en büyük turizm merkezi olan Bavusa'yı yaşadım. Bavusa'nın denize kapalılığı ve ekonomik aktivitelerinin olmaması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Benim belediye başkanlığı dönemim Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin hızlı geliştiği dönemlere rastlıyor ve buna paralel olarak Bavusa Belediyesi de kendi sorunlarını benim dönemimde aşarak çağdaş bir belediye pozisyonuna büründü. Örneğin ilk kez halkla ilişkiler birimi Bavusa Belediyesi'nde kuruldu. Bavusa Belediyesi kültür sanatı yerel yönetimlerin gündemine taşıdı. Ciddi festivaller ve organizasyonlar yaptı. Ve bu alanda Kıbrıs'ın kültür sanat başkenti olmayı hak etti Bavusa kenti. Sosyal belediyecilik alanında gençlerin kendilerine özgüven duyacakları, kendi kendilerine karar verecekleri ve gençlerin doğru alanlarda hareket edecekleri, etkinlik yapacakları önemli bir merkezi yarattık. Bavusa Gençlik Merkezi Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk Belediyeciliği'nde en önemli açılımlardan bir tanesidir. Bugün birçok belediyede uygulanan yaşlılara hizmet projeleri ilk Bavusa Belediyesi'nde tasarlandı ve uygulamaya kondu. Bunun yanında son dönemde Bavusa Kadın Merkezi'ni oluşturduk. Kadınlarımızın ekonomik hayatta daha aktif duruma gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Gelecek dönemde yapılması gereken en önemli çalışmaların başında Bavusa kentini denize açmak gelecek. Şu anda 16 kilometrelik kıyı şeridi sadece 800 metresi denize açık durumda. Bavusa'nın önünde potansiyel olarak duruyor. Bavusa'yı denize açmak önemli bir grup projenin temel noktası. Bunun ikinci büyük unsur ise altyapıyla ilgili çalışmaların önümüzdeki 4 yılda sonuçlandırılmasıdır. Yani su, yağmur suyu ve kanalizasyonla ilgili altyapıların ve yol ve kaldırımların gelecek dönemde bütün kente yayılarak tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü önemli ayak ise sosyal projelerimize yenilerini ilave etme ve mevcutları kentte daha da yaygınlaştırma gerektiğini düşünüyorum. Bavusa Belediyesi sosyal projelerine bir yenisini daha ekleyecek önümüzdeki dönemde. Bu da engellilerle ilgili bir merkezin kurularak onların yaşamlarının kolaylaşmasına katkı koymaktır. Bavusa'nın tarihi dokusu, kültürel mirası bizim için rekabet üstü değerimiz. Otello Kalesi kimsede olamaz. Leonardo da Vinci'nin mimari tasarımlarından yapılmış kale kimsede olamaz. Ya da Namık Kemal'in zindanı kimsede olamaz. Duygusal olarak da bu değerlere bağlı kalarak çalışmalarımı yürütüyorum. Bavusa benim için aslında bu değerler. Bavusa Belediyesi son 20 yılda Kıbrıs Türk Yerel Yönetim Hareketi'nde üretilen, hayata geçirilen bütün ilklerin merkezi ve üretilme noktasıdır. Dolayısıyla belediyecilik hizmet işi ve hizmetin önüne kaliteyi koyarak belediyecilik kaliteli hizmet işidir demenin doğru olduğunu düşünüyorum ben.